Tune for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün pırasalı börek yapıyorum. Öncelikle pırasaları dörde bölüp ince ince doğruyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Doğradığım pırasaları kaseye alıyorum. Kalan pırasaları dörde bölüp doğramaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videomu paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Kalan pırasaları da kaseye ekliyorum. Pırasaların üzerine 1,5 litre kadar su ilave ediyorum. Ve pırasaları iyice yıkıyorum. Ardından pırasaların suyunun iyice süzülmesi için süzgece koyuyorum. 2 yumurtayı kaseye alıyorum ve karıştırıyorum. Yumurtanın üzerine tuz ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtaların üzerine un ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Ben bu tarif için 2 bardak un kullandım. Unu kontrollü olarak ilave ediyorum. Un miktarı yumurtanın boyutuna ve su bardağının boyutuna göre değişiklik gösterebilir. Hamuru elle yoğurmaya devam ediyorum. Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Hamurun üzerine örterek yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. Tezgaha un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Ardından hamuru 5 parçaya bölüyorum. Hamuru yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Çok severek tüketeceğiniz bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Bezelerim hazır. Tezgaha bolca un serpiyorum, bezeyi üzerine koyuyorum ve oklava yardımıyla yufka açıyorum. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz.
Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bu tarifi pazar kahvaltıları için yapabilirsiniz. Dilerseniz habersiz gelen misafir için de bu tarifi pratik olarak yapabilirsiniz. Çay saatleri için oldukça pratik olan bu tarifi yapabilirsiniz. Bu tarifi çocuklarınız için de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tencereye 4 su bardağı su ekliyorum. Sıvı yağ ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Doğradığım pırasaların üzerine tuz ekliyorum. Ardından 3 yemek kaşığı lor peyniri ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Çok lezzetli olan bu tarife şans vermelisiniz. Böreği pişireceğim tavaya sıvı yağ döküyorum. Ve sıvı yağının tavanın her yerine gelmesini sağlıyorum. Açtığım yufkalardan birini tavanın en altına yerleştiriyorum. Yufkanın üzerine pırasalı harçtan koyuyorum. Bu tarifi denediğinizde çok seveceğinizi düşünüyorum. Pırasalı harcın üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Tenceredeki suyum kaynadı. Yufkayı suyun içerisine atıyorum. Daha sonra yufkayı oradan alarak soğuk suya koyuyorum. Soğuk sudaki yufkanın suyunu süzdürüyorum ve alıyorum. Ardından yufkayı tavaya seriyorum. Yufkanın üzerine pırasalı harçtan döküyorum. Büyük yufka açamayanlar bile bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Diğer yufkayı da sıcak suya atıyorum. Yufka biraz sıcak suda durduktan sonra yufkayı sıcak sudan alarak soğuk suya alıyorum. Ve suyunu süzdürerek soğuk sudan yufkayı alıyorum. Böreğin üzerine yufkayı koyuyorum. Ardından iç harcından bolca koyuyorum. Bu tarifi denediğinizde sürekli bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Üzerine sıvı yağ gezdiriyorum. Ardından haşladığım yufkayı tekrar koyuyorum.
ve kalan iç harcını da böreğin üzerine serpiyorum. Pırasa sevmeyen çocuklarınız bile bu tarife bayılacak. Böreğin içindekinin asla pırasa olduğu anlaşılmıyor. Bir yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ardından haşlamadığım yufkayı böreğin üzerine koyuyorum. Böreği ocağa alıyorum ve döndürerek pişiriyorum. Böreğin pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Böreğimin altı pişti. Kapak yardımıyla böreği ters çeviriyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Böreğim pişti. Bu tarifi yaptığım misafirlerim tarifin çok lezzetli olduğunu söylüyor. Su böreği tadında olan bu lezzeti mutlaka denemelisiniz. Bu böreği denediğinizde bağımlısı olacaksınız. Pratik ve çok lezzetli olması açısından bu tarif sizin vazgeçilmez böreğiniz olacak. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.